Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. 6 Haziran Belmont Park Amerika 2. Altılı Ganyan tekrar beraberiz değerlendirmelerle. Birinci videoda da belirttiğimiz gibi bugün daha çok plaselerin kazanacağı, favori plase ve tatlı sürprizlerin olacağı bir gün bekliyoruz. Çok büyük sürprizlerin olacağını düşünmüyoruz bugün. İratortiz de döndü. Bu ikinci altılı ganyanda daha çok etkisi var onun. Daha çok ata biniyor. Hemen değerlendirmelerimize başlayalım. Evet. Birinci ayak, dördüncü koşu. Burada daha belki videoda da belirttiğimiz gibi 7 numara Petrus, 5 numara Michael's Bad Boy, 11 numara Scotty Brown, 16 numara Z Finale, 14 numara Gold Conda. Biraz da bu Gold Conda'yı size tavsiye etmiştik. 3 numara Daring Disguise. 1 numara Drop of Bourbon. Evet. Bu Drop of Bourbon'la ilgili bir analiz yapalım. 4. koşuda. Drop of Bourbon. Bakın, Reylu Gutierrez. Bu Reylu Gutierrez'in şu anda ilk 2020 yılı itibariyle Belmont Park'ta ilk 4 en iyi jokeyden biri oldu arkadaşlar. Reylu Gutierrez'in kendisi. Bu Drop of Bourbon'a biniyor. New York Origin, 3 yaşında. Ve son 6 yarışta 7. olmuş. Kapalı kutu. Yani dediğim gibi ve bizim listemizde bu. Kesinlikle değerlendirmesi gereken Yacht Drop of Bourbon. Evet, bir numara. İkinci ayak, beşinci koşu. Sandergaard vardı, bir numara. 5 numara Morning Breeze, 6 numara Bingster, 3 numara Dark Money, 11 numara Mr. Feel. Sürpriz burada Vartoxin yapıyor. Buradaki var toksini bir inceleyelim. Şöyle, pardon, diğer köşeye geçiyoruz. Evet, buradaki var toksin Kentucky Origin. Bu Michel Sanchez'de tamamıyla çok alt basamak bir jokey bu. Ancak dediğim gibi eğer sürpriz olacaksa sürpriz yapacak olan at budur arkadaşlar bu ayakta. Yani 5. koşu, ikinci ayak, ikinci altılı ganyanın ikinci ayağı veya birinci altılı ganyanın da 5. ayağı olmuş oluyor. Sürpriz yapacaksa bu Vartoxin yapacaktır. O yüzden dikkate almanızı tavsiye ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. 3. ayak, 6. koşu, Installed Regard demiştik. Bu Installed Regard'la da ilgili İlk videoyu izlemeyenler varsa o uyarımızı da yapalım. Burada 5 numara Instant Regard'ı Irat Ortiz biniyor. Ancak Instant Regard iyi, güzel, tamam, çok güzel koşacak. Ve favori arkadaşlar bu. Yani ciddi bir favori bu. Fakat Irat'ın çimi eksik arkadaşlar. Yani tamam, iyi, güzel. Sadece bu koşu, G2 koşusu, Fort Mercy, toplam 150 bin dolar ikramiyeli bir koşu bu. O yüzden büyük jokeyler yer bulmuş burada. Gördüğünüz gibi. Manuel Franco, Sosyal Paranoya, Flop Shot, Javier Castelleono. Bakın şu at mesela. Anlatabiliyor muyum? İrat çok güzel koşturacaktır. Bu Installed Regard'ı, ama diğer atlar da var. Bilginiz olsun. Ona göre dikkatli olalım. Bu ayakta çimi eksik biraz İrat'ın. Daha çok kumlu çok iyi koşturuyor. Evet. 7. koşuya hemen geleceğiz. Şimdi burada artık 7. koşu, 4. ayak. Burada bizim önerimiz, size tek atabilirsiniz bunu. Code of Honor. Diğerlerin hepsi sürpriz arkadaşlar. Bakın S, 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 S. 3 numara Mihos, 1 numara Endorsed, 4 numara Payne ve Prendimi.
Numarası unutulmuş burada. Bu prendimin kaç numara olduğuna bakalım hemen. Yedinci kuşu da 5 numara. Evet. Reylu Gutierrez. New Jersey. Çok güzel. Yani bu Reylu Gutierrez çok iyi koşturuyor atları. Çok dikkat etmek lazım arkadaşlar. Yükselen grafik yani. İlk 4 joker arasında şu anda başarı ortalamasında 2020'de Belmont Park'ta. Evet, gördüğünüz gibi burada Irat Mihos'a biniyor. Bakın bu buradaki bana göre yani benim kendi şahsi fikrim buradaki Irat'ın bindiği Mihos bir evvelki koşuda bindiği favori attan daha fazla bana göre. Çünkü kumda adam uçuruyor atı. Bu da bir G3 koşusu. Bakın kumda. Bunda da yüksek miktarda bir ikramiyesi var. O bakımdan bu yedinci koşuyu da kum olarak görmeyin. Bakın orada da büyük jokeyler var. Evet. Yani Prendimi de burada yarışa gidecek. Burayı Gutierrez'de. Karışık bir ayak bu. Yani çok at yazılmasında normalde ama bizim tavsiyemiz size tabii burada normalde tek gösteriyoruz onu. Code of Honor'ı. Mihos, Endorsed Pine ve Prendimi. 5 numara Prendimi. 5 kabul edelim artık. Evet. 5. ayak, 8. koşu. 12 Significant Form, 5 numara Newspaper of Record, 9 numara Rose Flower, 7 numara Regal Glory, 4 numara Slimy. Bu Slimy zaten koşmuştu zannedersin. Belki çıkacaktır bilemiyorum. 1 numara Bladera, 11 numara Saratoga, Treasure ve 6 numara Jakarta. Şimdi bu 5. ayak çok karışık. Gerçekten çok karışık. 8. koşu yani. Zaten sonlara doğru hep bombalar patlıyor. Bu 8. koşu da hemen şöyle bir ufak bir irdeleme yapalım arkadaşlar sizinle beraber. Burada bu Paraguay Origin girmiş devreye. Boston Stones baba. Stormy. Stormy atları daima Stormy duyduğunuz her orijin iyi koşuyor arkadaşlar. Çok düşük bir AGF oranı çıkacak buruna. Jakarta'ya. Ve koşturan jokey de tam bir sarhoş ayyaş yani. Kendrick Camonche. Bilemiyorum yani. Fakat işte bugün de Hintli Rajim Marak tuttu geldi. Adam inanılacak gibi değil. Tuttu. Çatır çatır adam geldi. Yani inanılmaz geldi hem de. Bu Cooper Chalice diye bir at var. 13 numara. Yani 2020'de 3-4 tane yarış kazanmış bu Rajim Marak. Bir tanesi de 5 Haziran'da kazandı. O yüzden yani jokin kötülüğüne çok da aldanmamak lazım. Dediğim gibi bu 8. koşu normal şartlar altında baktığınız zaman 12 Significant Form, 5 Newspaper of Record. Bu atların dışına çıkacağını düşünmüyoruz biz. Ama isteyen hepsini de yazabilir. Büyük düşünüyorsa. Belirtelim. Evet 6. ayakta. Bakın 6. ayakta 2 tane böyle belirttik. Koyu renkle. Favori 1 ve favori 2 olarak. Zaten birisi 1 numara, birisi de 2 numara. Friends of Fire ve Performer. Normal şartlar altında bu iki atı mutlaka yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Tabii burada 5 ve 11 de bunların peşinden geliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Normal şartlar altında bu 4 atın foto finish'te bitme durumu var. Şu 4 atın. Ama 1-2 bunların önünde. Hemen bunlara bir göz atalım. Şöyle. 9. koşu. Friends of Fire, Manuel Franco biniyor. Bu Performer'a da Joel Rosario biniyor. Network efekte. Burada Irad Ortiz biniyor. Bakın kum. Ve Vekoma'ya da bu ekürlerden. Vekoma'ya da Javier Castellano biniyor. Dediğim gibi bu atların o Arjantin orijinali.
Bu hatların dışına çıkacağını tahmin etmiyoruz. Biz 4 hatın dışına çıkacağını tahmin etmiyoruz. Velakin tabii ki burada 10 mini kontrol var. Burada da downhill. Evet. Downhill olan at var bir tane de. Majestic Downhill. Rail Guterres. Evet. Bu vatandaştan en azından bir tane yarış kazanmasını yarın bekliyoruz biz. Tekrar listeye bakalım. Bu atlar şu anda bizim ekibimizin ön planda gördüğü atlar. %80 gibi bir başarıyla biz çalışıyoruz. Yani 9 atın 9 özür dilerim 9 koşunun yaklaşık 6-7 tanesini tahmin edebiliyoruz. Belirttiğimiz şekilde. Bundan öte günün anlamını içeriğini aktarmaya çalışıyoruz. Durum bu. Tabii ki çıkan atlarla bir saat evvel mutlaka saat 8.15'te başlıyor. Mutlaka 7 gibi yani 7'den evvel oynamayın arkadaşlar. 7'den sonra oynamaya gayret edelim. Birinci altılıyı ve ikinci altılıyı. İkinci altılıyı da üçüncü koşudan hemen sonra değil, ikinci ile üçüncü koşu arasında değerlendirmeye çalışın. Yani bunu online oynayanlar tabii. Diğer şekilde evvelden veriyoruz size bunları. Gece saat şu an 1.45. Bir taraftan koşuları seyrederken bir taraftan da ekibimizin bunu değerlendiriyoruz. Nasıl Amerika'da zaten şu an gündüz. Baktığımız zaman bu kuponu bu şekilde oynadığımız zaman 504 lira sadece bir tek bu 5 numara Instagram Regard 3. ayakta. Bir tek oynadığımız zaman 504 liralık bir kupon tutuyor tabii. Yani bayağı bir yüksek. Fakat eğer 3. ayak ve 4. ayağı tek atarsak Code of Honor'la beraber ve son ayakta da 2 at yazarsak 1 ve 2'yi o zaman da 35 lira 60 kuruş tutuyor. Yani herkesin kesisine göre kendi güvendiği atları yazmasında daima yarar var arkadaşlar. Ama öne çıkan atlar bunlar. Öncelikle bunları siz bir değerlendirin. Herkes nasibini yer tabii ki. Herkese şimdiden bol şanslar diliyoruz. Öne çıkan atlar olursa onu da kısa bir videoyla 7'den evvel veya 7 civarında vermiş olacağız. Bol şanslar, sağlıklı günler dileriz.